Değerli voleybol severler, Lockout programına hoş geldiniz. Bugün konuklarımız Ceren Köstrengöz, Buse Kayacan ve Burcu Genç. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz kızlar. Nasılsınız? Teşekkürler. Voleybola nasıl başladınız? İlk önce onu sormak istiyorum. En merak edilen sorularımız. Evet, anket yapıyoruz. Buse'nin çok kilolu olduğu için başladığı hakkında bir bilgi geldi bana. Yok artık. Aynen, ben çok tembeldim ve çok kiloluydum. Hı-hı. Babam da sporcu olduğu için beni bu şekilde yönlendirdi. Basketbol mu istersin, voleybol mu dedi. Ben de o zaman voleybol dedim, en revaçta spor olduğu için. Sonra bayağı bir göbeğim falan vardı. Bayağı kiloluydum. Sonra öyle topaç gibi yuvarlanıyor. Bir şekilde kilo verdim. Öyle yani, öyle başladım. Hani tamamen hobi olarak başladım. Sonradan meslek haline dönüştü. Hani şu takıma çıkayım yeter diyordum. Sonra genç, yıldız öyle derken öyle ilerledim. Neyini sevdin voleybolu? Ya bir kere ortamı çok güzel. Diğer sporlara göre daha samimi bir ortam var gibi geliyor bana. Ben öyle hissediyorum en azından. İşte o arkadaşlıklar, ne bileyim aileler bir araya geliyor. Hani oradaki ortam, o maçlardaki ortamlar, antrenörlerle olan diyaloglar. Çok güzel, çok samimi bir ortam var. O yüzden sevdim o şekilde. Ne güzel. Ha? Ben zaten sporcu bir aileden geliyorum. Basketbola başladım önce babamın desteğiyle. Ama temas sporu beni pek açmadı diyelim. Ondan sonra annem eski bir voleyboldu zaten. Annemin de etkisiyle voleybola geçtim. Bir 6 ay sürdü basketbol macerası. Sonrasında voleybolu sevdim. Orada devam ettim. Yani benim zaten spordan kaçışım yok gibi bir şeydi. Voleybol oldu. Çok da güzel oldu İçinden bence. İçinden gelerek mi yaptın yoksa gerçekten tabii kaçışın olmadığı için? Yok yok. İçimden gelerek zaten yapmasaydım herhalde bugüne kadar devam etmezdim diye düşünüyorum. 11 yaşında başladım. İşte 10 senedir. 10 seneyi geçti hatta. Oynuyoruz. Ben de aslında pek sevmiyordum. Yani açıkçası. Annem benim voleybolcuydu. O zaman bütün hepinizin ailesinde bir sporcu evet, var. Evet. Ne güzel. Ondan sonra o çok istedi. Tabii o erken yaşta bırakmak zorunda kaldığı için benim sporcu olmamı istemiş. Ben biraz kaçıyordum yani. Kendimi tuvaletlere falan kilitliyordum. Pek istemiyordum. Sonra ilerledikçe antrenörlerim de annem ama en çok destekçim. O sayede sevdim. Sonra devam ettim yani. Zorla sevdim. Evet, zorla sevdim. Yani 2 yıl falan bayağı hiç istemiyordum. Sonra sevdim. İyi ki de devam ettim. Pozisyonu kendin mi tercih ettin yoksa bir yönlendirmeyle mi oldu? Kendim tercih etmedim. Antrenörlerim öyle uygun gördüler. Hatta ilk başta orta oyuncuydum. Yani küçük takımdaki herkesin çok da iyi bir orta oyuncuydu ama. Küçük takımdayken orta oyuncuydum. Sonra Erkan abimiz vardı. O beni köşeye çekti. Erkan abi de sizinle akrabalık var mı? Soy yok hayır. Herkes öyle söylüyor. Amcama falan diye söylüyorlar da öyle bir şey yok. Sonra amcam. Evet amcam. Öyle devam ettim. Senin orta oyuncu zaten hani kaçınılmazdı. Yani. Evet aynen, zaten bu boyla o yaşta sadece orta gibi görülüyordun. Görülüyordum. Sonrasında işte yıldız takım zamanıydı. İkisinden de oynamaya devam ediyordum ama genç takımla beraber sadece köşeden oynamaya başladım. Buse sen daha önce libero değildin galiba değil mi? Yok. Ben Yeşilyurt'ta oynarken köşeden oynuyordum. Ondan sonra Eczacıbaşı... Eski smaçörlerle. Aynen. Smaçörlerden kim falan atardım yani. Sonra Eczacıbaşı'na da yıldız takımla falan smaçör oynadım. Sonra zorla tabii libero yaptırılmaya çalışıldım. Tabii ben ağladım, zırladım, olmak istemediğim için falan. Çok hiç sevmiyordum. Ondan sonra bir şampiyonluk maçında liberomuz sakatlandı. Onun yerine ben girmek zorunda kaldım. Sonra finali öyle kazandık. Vakıf Eczacı finaliydi. Öyle kazandık. O günden sonra milli takıma libero olarak çağrıldım. Öyle öyle zorla oldu ama çok da iyi olmuş. İyi ki de böyle olmuş diyorum. Yani çok mutluyum şu an libero olduğum için. Fark ne? Ne his olarak fark ne? Yani şimdi biraz aslında bence smaçör olmak, pasör çapraz olmak ya sayı alan bir oyuncu olmak farklı, libero olmak çok farklı. Liberolukta birazcık daha egonuzu bastırmanız gerekiyor yani. Çünkü hiçbir şey yani sarf edemiyorsunuz. Onlar sayı alıyor ama siz bir şey yapamıyorsunuz. Elinizden bir şey gelmiyor. Hani daha sakin olmak, daha böyle olayları kontrol etme yetisine sahip oluyorsunuz. Bir smaçöre, bir pasör çaprazına göre benim düşüncem bu yönde. Yani futboldaki kaleci gibi görüyorum ben. Yani bir takımın liberosu kötüyse her zaman gol yemeye hazırdır yani, o yüzden. Bence önemli bir mevki. Doğru. Şimdi geçen yıl Nilüfer Belediyesi'nde oynamıştın. Bu yılda yine Bursa Büyükşehir Belediyesi. Bu evet. Tercihlerin üst üste böyle ikisinin de Bursa olmasının özel bir nedeni var mı? Yani Bursa'yı çok mu sevdin? Ne yaptın? Yatırım mı yaptın? Ev mi aldın? Ne yapıyorsun?
Ya şimdi Nilüfer'le çok güzel bir sezon geçirdim. Yani hem kulüp olarak olsun, hem yöneticiler olarak olsun, takım arkadaşlarım, herkes çok güzel bir sezondu. Çok huzurluydum orada. İstanbul'a yakın bir şehir zaten. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Trafik derdiniz yok, çok rahatsınız. Hani her şey çok rahat, ulaşım çok rahat, her şey çok güzel. Bir sonra yine aynı şekilde teklif olunca Bursa'dan yine aynı şekilde değerlendirmek istedim. Çünkü bir sene boyunca mutluydum orada. Umarım bu sene de aynı şekilde geçer, güzel geçer. Ya İstanbul'a yakın olması ama en büyük sanırım tercih nedenim diyebiliriz. Tercih nedeni, hem de trafiği yok. Yani. Trafiği de yok, aynen. Peki. Ceren, sen hani sosyal ortamlardan da görüyoruz, böyle ailenle çok yakın bağların var herkesin olduğu kadar. Şimdi sen bu sene Çanakkale Belediyesi'ne transfer oldun. Evet. Onun antrenör Yeşilyurt'ta Üzeyir abiydi, şimdi de Üzeyir abiydi. Aynı antrenör çalışacaksın. Ve ama ailenden uzaklaşacaksın. Hani bu senin için nasıl? İlk defa uzaklaşacağım bir kez. Önce onu söyleyeyim. Şehir dışı, aileden uzak, yalnız başıma. Değişik bir tecrübe olacağına eminim. Şimdiden evde onun zaten sinyalleri başladı. Bir iş yapılacağı zaman annem hadi elin alışsın artık, bunu da sen yap. İşte bulaşık, çamaşır, o tarz şeylere biraz yavaş yavaş gir diyordu. Ya bence iyi olacak çünkü artık 22 yaşındayım ve böyle bir yalnız yaşama tecrübesinin her bence birey tarafından yaşanması gerekiyor. Çok büyük bir olgunluk sağlıyor diye düşünüyorum insanın hayatında. En azından tek başına ayakların üzerinde duruyorsun her şekilde, her koşulda. Her şeyle birebir kendin mücadele ediyorsun. O anlamda mutluyum ama tabii ki ailemi özleyeceğim çünkü ilk defa onlardan bu şekilde ayrılıyorum. Ama Çanakkale de çok uzak bir yer değil şansıma. Annemler benim herhalde 15 günde bir her maç işeğinde geleceklerdir Çanakkale'ye. O yüzden biraz özlem çekeceğiz ama. Peki annenle, hani annen de voleybolcu olduğu için herhalde bir şey yapıyorsunuzdur, kritik yapıyorsunuzdur maç öncesinde. Evet, oluyor, kritikler falan. Oluyor. Şimdi kritikler nasıl olacak? Kızdırıyorlar mı seni? Biraz. Bazen. Ne ya falan. Yani evet çünkü. Nasıl oluyor bir anne kızdırmasındaki voleybolcu? Yani tabii ki kendi de voleybolun içinden geldiği için bilerek bazı yorumlarda bulunuyor. Bazen hani sadece arada bir jenerasyon farkı var. Onunla ilgili çatışmalarımız oluyor ama onlar da çok ufak bizim tefek şeyler oluyor. Bizim zamanımızda şeyleri mi? Cümleleri. Aynen. Bizim zamanımızda cümleleriyle başlıyor. Bugüne tabii ki uyarlayabileceğimiz çok şey var. Çünkü yani kendi tecrübesi var. Oynadığı zamandan gelen. Ama hani bizim bu zamanda farklı yaptığımız şeyler de var. Ama kendisinden aldığım yani çok fazla fark ne peki oluyor. Eski zamanla bu zaman arasındaki? Yani büyük en çok kullandığı cümle diyelim. Hangisi? En çok kullandığı cümle. Ya bu şimdi işin biraz esprisi tabii ama bana her zaman küçük takımdan beri bu vardır ama işte kötü top geldiği zaman köşelere at diye bir lafı vardı böyle. Ben de hep böyle çok sıkılıyordum. Anne artık yeter söyleme bana falan yapıyordum. Genç takımda. Evet yani. Evet uyguluyordum. Sonra da sayı olunca falan hani öyle espri olmuştu aramızda, artık bakıyordum falan. Ben sana falan. Demiştim. Aynen, o muhabbet çok oluyor zaten. En son bunu Vakıfbank'ta da bir maçta yapınca bak görüyor musun dedi, küçük takımdan kalma değilmiş bunlar falan. Öyle bir esprisi oldu ama yani en büyük fark da herhalde şimdi bir, özellikle yabancı antrenörlerle çalıştığımız için evet, taktik olarak çok fark ediyor. Okulun bölümü geldi. O zamanlarda o kadar çok yani toplantılarmış işte taktikmiş falan olmadığını düşünüyorum ben. Yani kendi de öyle söylüyor zaten. En büyük farklılık odur herhalde diye düşünüyorum. O zaman bence daha antrenör. Çok böyle bir iman gücü vardı. Kesinlikle, ya. Kesinlikle, hani, aynen öyle. Haydi maça çıkalım falan. Ya, bence eskiyle şimdiki zaman arasında eskiden tamamen amatör ruh vardı. Şu an önemli olan amatör ruhla bu işi profesyonelce sahaya koyabilmektir. Öyle. Çünkü artık hani eskisi gibi değil, şimdi çok daha büyük paralar dönüyor. Ondan sonra profesyonel bir staff kadrosu var. Sahada ya dünya yıldızı oyuncular evet. geliyor falan. Hani ben bakıyorum oyuncuların çoğu işte maç bitince kendi aralarında böyle kritik yapmak yerine yani sakın lütfen kimse alınmasın, hani bu da bir davranıştır normal karşılarım. Hemen istatistikçinin yanına çat 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 bakıyor. Ya ben şöyle yapmışım, böyle yapmışım. Herhalde toplantılarda konuşmak için yapıyordur diye tahmin ediyorum ama hani evet. ben olsam gidip de önce kendi aramızda bir kritik yaparım. İstatistiği daha sonra. Ya zaten amatör ruhu kaybetmeyenler başarılı oluyor günümüzde bence. O amatör ruh olmadığı sürece işler profesyonel anlamda tam gitmiyor. Bence doğru. ikisinin birlikte doğru. olması lazım. Yani yabancı antrenör konusu çok zevkli. Onu birazdan konuşacağız. En ama, sevdiği konu. Evet, en sevdiğim konu. Ondan önce Burcu'ya bir sorumuz olacak. Burcu, iki mi üç sezondur Karşıyaka'da oynuyorsun galiba. 2,5 sezon diyelim. 2,5 sezon, evet. Tamam. Bir yarım sezonda sakatlanıyor. Burcu biraz heyecanlı sezon. Gibisin sen ya. Bak şöyle sık ellerini önce. Rahatlat. Niye? Stresli misin?
Yok. Rahat mı? Yani, biz bizeyiz. Normalde de böyleyim. Yok, normalde böyle değilsin. Biz seni tanıyoruz. Her neyse. Karşıyaka'da oynadın 2,5 sezon diyelim. Evet. Yarım sezon sakatlığın herhalde. Yok. İkinci yarı gitmiştim. Hı-hı. İlk gittiğimde. Evet. Peki şimdi sen de ailene bağlı kızlardan bir tanesisin ve işte aileni de ben tanıyorum birebir olarak. Şimdi sen ailenden uzaklaştın, Karşıyaka'ya gittin. Karşıyaka'da yani Türkiye'nin en iyi seyirci gruplarından bir kulüp diyebiliyorum ben. Evet, şimdi hani orada yaşadığın ambiyans, İstanbul'daki Yeşilyurt'ta oynadığın bir tek galiba. Evet. Yeşilyurt'la karşılaştırdığın zaman ne farklar var? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. İlk gittiğimde tabii birazcık çekinmiştim. Neden çekindin? Yani ilk defa şehir dışına gideceğim. Bir de seyircisini duymuştum. Yani büyük bir kulüp. Karşıyaka. Birazcık korkmuştum nasıl olacak ailemden uzak diye ama orası da ailem gibi oldu. Evet. Yani özellikle seyircisi yani inanılmaz seni böyle kendi kızlarıymış sanki oradan yetişmişsin gibi bağrına basıyor diyeyim. Evet. Yani güzel geçti. Güzeldi orası. Başka ne diyeyim? Aynen. Karşıyaka. Evet, çok güzel. Buse de oynadı zaten orada. Ya Buse gittikten sonra ben gittim ama oraya. Ya en önemli şey aslında sistem. Şimdi sistem oturmuş bir kulüpte oynadığın zaman yönetim de değişse, işte takım da değişse oturmuş bir sistem var, bir ruh var. Ya bunu sergileyebiliyorsun herhalde. Evet, yani ben 3 sezonda da farklı kulüp başkanı olsun, yöneticiler olsun. 3 sezonda da değişti. Ama hiç şey çekmedim, sıkıntı çekmedim. Ya şu da vardı, şimdi sen orada talihsiz bir sakatlık geçirdin. Evet. 4 numaralı hücum yaparken dizin mi kırılmıştı? Ayağın kırılmıştı. Yani hiçbirinizin Allah başına vermesi de böyle bir şey. Allah korusun. Ama hani baktım kulüpteki bütün herkes, taraftarlar dahi seni ziyarete geldi, motive etti. Aslında bu bir sporcunun yani yanında olması gereken en önemli faktördür yani moral. Evet. Sonuçta sen de toparladın ve bu sene de gayet güzel oynadın ve gelecek sezon hangi takımdasın? Daha belli değil. Yani belli de bize mi söylemiyorsun yoksa? Yok, gerçekten belli değil. Daha hiçbir şey belli değil. Belli. Menajeriniz ilgileniyor herhalde. Evet. Onunla. Menajeriniz sizin? Tunç abi. Tunç abi. Tarafta olduğu gibi. Bu arada Tunç abi bütün piyasayı toplamıştırım. 3 konuğumuzun menajeri de Shining Star Sportif danışmanı. Tunç abi nasıl Tunç size abi iyi davranıyor mu? Aynı soru. Ya ben şöyle söyleyeyim. Ben sporcusuymuş gibi cevap veririm artık. Çünkü yani çoğu sporcusu yardımcı oluyor bize konuk bulmakta falan. Şey yapıyorlar işte Tunç abi bize hiçbir şekilde transferlerde şey yapmıyor. Hiçbir şey söylemiyor. Transfer sürecinde bize abi gibi davranıyor. Bize abi gibi davranıyor. Ama gerçekten Ceren öyle. Ceren sen anlat aslında. Gerçekten senin öyle. Cümlelerin gayet güzel toparlı böyle. Söylersen. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben bu sene anlaştım. Nereyle? Yok, Tunç abiyle. Yani daha önce çalışmıyordum. Çok kısa bir süredir beraberiz. Çanakkale ile anlaşmışsın. Aynen, Çanakkale oldu işte ama. Tunç abiyle 2-3 aydır belki hani çalışıyoruz. Neden? Daha öncesinde farklı menajerim vardı. Farklı menajerim peki, vardı. Hani neden geçti? Şeyin nedir hani? Yani eskisini daha sevmiyoruz. Yenisini tercih etmenin sebebi. Yenisini tercih etmemin sebebi açıkçası Pelin ablanın Vakıfbank'a geçmesi oldu yani. Evet. Hani oyuncu menajerinin takım menajeri olmasından sonra yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Evet. Ondan sonra ben hani bir süre boşta gibi oldum. Hatta anlaşmama konusunda da düşüncelerim vardı ama profesyonellik anlamında bir menajerimin olmasının her zaman için daha iyi olacağını düşündüm. Annen ne düşünüyor peki bu konuda? Annem de kesinlikle onların böyle düşünüyor. Yok, onların yoktu. Zamanında babam, yoktu canım. Babam falan ya. Babam da eski basketbolcu benim. Evet. Hani özellikle bu işlerde hani maddi konular falan işin içinde olduğu zaman işte siz ne uygun görürseniz gibi bir diyalog geçiyormuş aralarında yöneticileriyle. Tamamen bir baba oğul ilişkisi gibi. Aha. Ne kadar işte olursa falan gibisinden. Ama şimdi günümüzde öyle bir şey mümkün değil. O yüzden benim ailem de hani Buse'nin hakkını, Burcu'nun hakkını çok güzel savunur ama kendi kızlarına geldiğinde bu tarz konularda biraz daha çekingen oluyorlar. O yüzden hani aileden ziyade aileyle arayı sokmaktansa bir menajerin olmasının daha iyi olacağını düşündük. Tunç abiyle anlaştık. Ben zaten 2 senedir önce Merve Tanıl'dan sonra Buse'den, yakınlarımdan yani çok fazla duyuyordum Tunç abiyi. Gerçekten sizin o bugüne kadar duyduğunuz her şey doğru. Abi. Uçabiliyor yani Tunç abi. Aynen. Kapısının üstüne yürüyebiliyormuş. Yani oyuncu menajer ilişkisinden çok bir abi kardeş ilişkisi gibi ve gerçekten her an yanında olabileceğini hissettiren bir insan. O yüzden ben işte görüştüm
düşüncelerimiz de ortaktı çok birçok noktada. Hı hı. O yüzden kendisiyle çalışmayı tercih ettim. Güzel. Yani menajer tabii ki dediğin gibi lazım. Çünkü hani profesyonel platformda konuşmak, yani oyuncuyla tabii yönetici ki arasında bir para alışverişi, para sohbeti hoş bir sohbet değil. Çünkü oyuncunun işi oynamaktır, menajerin işi. Evet, oyuncu zaten işi. Onları düşünmemeli yani. O kadar çok şey kesinlikle düşünüyor ki zaten. Evet. Bir de ay bana ne kadar para verecekler, işte nasıl olacak, olacak mı, olmayacak mı? Onu düşünmemeli zaten. Ben bir şey çok merak ediyorum. Buse Kayaca'nın gelecek kariyer planlamasında yurt dışında oynamak var mı? Yurt dışında oynamak var. Evet. Bilmiyorum yani şu an için. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Bilmiyorum, şu anda Türkiye sonuçta en iyi lige sahibiz şu anda. Evet. O yüzden buradan teklif olduğu sürece yurt dışına gitmeyi düşünür müyüm bilmiyorum ama yani yurt dışında da güzel bir yer olursa neden gitmeyeyim? Çünkü güzel yerden kastın şehir olarak. Şehir olarak, Bursa, ülke olarak. Barcelona falan işte. Yani. Güzel. Fransa sahilleri. Fransa sahilleri olabilir. Yani şunu soracağım. Ya Bora. Antrenörün, oyuncuların, oynadığın takımın önemi yok yani. Yok canım, güzel önemi tabii ki de olsun. Var. Hayır hayır, yani parayı mutlu alayım. Olabileceğim bir yer. Hayır, özellikle mutlu olabileceğim bir yer isterim. Ben Bursa'da mutlu olduğum için Bursa'da kaldım. Eğer mutsuz olsaydım hani paraya ya da diğer şeylere bakmadan kalmal, yani onları önemsemezdim. Yani mutlu olmamı önemserdim. Hani benim için bu önemli. Atıyorum gideceğim şehrin de güzel olması lazım ki ben orada mutlu olabileyim, iyi bir performans sergileyebileyim. Ya bence mutlulukla çok alakası var performansının. O yüzden de hani tercihim o yönde olurdu yani. Şehrin güzelliği, benim orada mutlu olup olamamam vesaire vesaire. Bursa, peki oyunculuktan sonra Bursa'da yaşamayı düşünür müsün? Yok, sanmıyorum. Düşünmem de yani şöyle bir şey var. Şimdi sezon içinde küçük bir şehir olduğu için maçlara, antrenmanlara konsantre olmanız açısından çok daha iyi oluyor. Çünkü İstanbul'da olduğunuz zaman büyük şehir, karmaşası çok fazla, trafiği çok fazla, arkadaş çevreniz çok geniş. Hani her saniye bir şeyler çıkıyor ama Bursa'dayken belki sen Çanakkale'de de şu an aynı şekilde, İzmir'de de aynı şekilde bence. Hani orada daha iyi konsantre olabiliyorsun oyununa, antrenmanlarına, maçlarına. Çünkü trafik derdin yok, çok stresin yok. Bir şey de kalmıyor. Aynen, yani senin üstünde bir baskı yaratacak hiçbir şey yok. İstanbul'da bir yere gitmek istesen 3 saat önce evden çıkman gerekiyor vesaire. Orada 10 dakika önce çık git. Hiçbir derdin yok, tasan yok. Evet. Kasaba hayatı gibi yaşıyorsun yani. O anlamda baktığında Bursa'da oynamak çok keyifli ama hani voleybolun bittikten sonra yaşamak ister miyim? Tabii bu hayat hiçbir şey belli olmaz ama istemem diye düşünüyorum. Okul öyle durumları diyeyim. Nasıl? Ben bu sene yeni mezun oldum. Reklamcılıktan. Bilgi Üniversitesi reklamcılık. Evet. Aynen. Bakalım. Ben reklam. Bahçeşehir 3. sınıf işletme. Okuyorsun İnşallah. Hala. Okuyorum. İşte nasıl geçti finaller? Öğrenmedik. Güzel geçti. Hepsini verdim derslerimi. Ne tamam. Zaman sonuçlanıyor? Sonuçlandı. Evet evet. Bitti. Şu an geçmiş alttan yani. Geçtim aynen. 3. sınıfı da tamamen bitirdim. Alttan şimdi? Da dersim yok. Şimdi 4. sınıf. İşte 10 dersim kaldı toplamda. Çanakkale'den hocalarımla da biraz böyle iletişimi arttırarak büyük ihtimal devam ettirmeyi buradan düşünüyorum. Hocalara. Hocalarımız. Evet, hocalarım yardım. yardım edelim. Son bir senem kaldı. Aynen, ben de aynı şekilde yaptım. Ben de Bursa'dayken son senemde dondurmadım okulumu. Aynen, ben de dondurmayı şekilde düşünmüyorum. Yani, hocalarınızla iletişim halinde olduğun sürece bir şekilde yardım ediyorlar yani. Bu senin de öyleydi, benim aynen de öyle. 3 senede biz zaten kendimizi çok iyi anlattığımızı düşünüyoruz evet. Hocalara karşı, okula karşı. O yüzden onlar da gerçekten hani isteyen insanın yanında oluyorlar evet, yani okumak aynen isteyen. Son sene özellikle. Ders varmış, sunum sayfası, kendimizi anlatmak. Hocam bunlardan 4'er tane kopyaladık. Evet buyurun lütfen alın. Aranızda şey yaparsınız ya. Ben hayır, benim 1. sınıftayım hala. Uzun yıllar oldu ama hala 1. sınıftayım. Bölüm değiştirdim, işletme okuyordum ama sonra şehir dışına gidince biraz zor oldu, yani zor oldu benim için. Sonra görsel sanatlar okumaya başladım. Evet bekliyorum. Ama 1. sınıftayım hala. Olsun. Bitirmeye çalışıyorum. Evet, başaracağız hep beraber. Evet. Reklamlarda oynadın bir de sen galiba. Evet. Bir marka vermeyelim de şampuan reklamı galiba. Bir tane şampuan reklamı. Saçların bu boyda mı? De o zaman da daha ya uzundu. Yok, aynı boydaydı ama o zaman saçımızı o kadar çok extension taktılar ki sanki saçım 20 kilo gibi oldu zaten. Çok uzun ve çok gürdü. O extension, yoksa bu saçla şampuan reklamı doyuramadım biraz zor olabilir yani. Yok yani şey değil, yani çok iyi gözüküyor bence. Yok, saçları güzel de uzunluğu, uzunluğu dedim, o reklamı daha evet, uzun evet gösteriyor. Hepimizin saçı extension takıldı. Extension. Peki hala... Sen bilmezsin, saçım şöyle düşürelim. Aynen. Neyse, bilmiyorum tabii, nereden bileyim. Peki hala aynı şampuanı falan kullanıyor musun? Ya şimdi burada ama bir şey söylemek istemiyorum. Marka vermedik. Yok, kullanmıyorum. İleride profesyonel olarak bu işi yapmayı düşünüyor musun? Ya bu tabii ki de soracağım. Çakalım, evet. Yani bilmiyorum, düşünebilirim, neden olmasın setin ki. Setin tozunu yutan bir daha setten vazgeçemez derler de. Ben keyif aldım, ben çok keyif aldım. Zaten birazcık bölümümle de reklamcılık okudum zaten. Belki o backstage
sahne oyunu o farklı ama ben çok keyif alarak yaptım. Yani hiç yorulmadım. Sen foto modellik de yaptın bir arkadaşına yardım olması için galiba. Evet yani bir arkadaşıma yardım olması için sonra başka böyle moda dergisi gibi. Onu gören geldi. Evet yani onu gören geldi değil de moda dergisi gibi bir çekim yaptım. Sonra öyle yapıyorum arada sırada arkadaşlarıma yardım etmek için. Kendim de keyif aldığım için. Teklif gelirse bazı şeyleri değerlendirmeye çalışıyorum. Ama hani öyle tabii bu kadar yoğunluktayken öyle işlere de zaman ayırmak biraz zor olabiliyor. Yani bu sene Bursa dedim, teklif gelmesine rağmen kabul edemediklerim oldu. Çünkü Bursa'dayken hani oradan oraya bir şekilde ulaşmam zor diye. Ya ama, ajansla çalışıyor musun? Ya aslında bundan önce bir çalışıyordum ama şu anda Bursa'ya gittiğimden beri bağlantım koptu öyle diyeyim yani. Koptu. Peki sizler böyle bir şey yani düşünür müsünüz? Modellik olsun, reklam filmleri olsun. Bir ajansa var mı kaydınız? Yok. Yok bugüne kadar ya, olmadı. Sporcular genelde modellik olarak düşünmüyor. Yani evet. Düşünseler zaten o dalı seçerler. Hayır şöyle. Ben şöyle düşünüyorum. Bence sporcu kimliğinizle o camiaya girdiğinizde size daha çok saygı duyuluyor. Eğer normal bir insan gibi girerseniz o saygıyı göremiyorsunuz. Ama ben sporcuyum hani birincilikte profesyonel voleybol oynuyorum dediğiniz zaman atıyorum takımını söylediğiniz zaman aa mükemmel hani direkt bir gözlerine bambaşka bir insan oluveriyorsunuz. Ya her insan hani sporculuktan ziyade insan olduğu için saygı duyuyordur ancak. Ya tabii ki de. Sporcu tabii olarak gittiğin zaman tabii bir artıyla başlıyor. Tabii. Hayır, bence sporcuların şöyle takım olarak oynayabilmeleri lazım. Nasıl Vakıfbank oynuyor işte bir yerler bir şekilde oynanıyor. Onları tek tek aldığında gel seni model yapalım dediğinde onun içinde o yoktur zaten. Ya, onu istemez yani. Onu istese öyle. Zaten o ne olurdu? Sporcu olmazdı. Kesinlikle. Yani. Kendimden biliyorum canım. Niye öyle başlarlar? Sanki doğrularmışsın. Şunu soracağım. Demin okuldan konu açıldı. Siz Ceren'le Buse sende var mıydın üniversite? Var. Beraber. Koçfest'ten evet. Bahsediyoruz. Şu anda yok üniversiteden. Buse ile beraberiz. Buse'yle şimdi arkadaşlar üniversiteden hani bizim programımız için geldiniz. Bizi kırmadınız. Teşekkürler. Evet. Rica ederiz. Çalışmalar nasıl gidiyor? Güzel. Oldukça yoğun ama aynen. Çok güzel, çok keyifli gidiyor. Gonca Hoca herhalde Antalya'da. Evet, Gonca abiyle çalışıyoruz. Evet, ama... Peki hedef nedir? Hedef vallahi hedef şampiyonluk. Ya bu kadar çalışmaya şampiyonluk olmalı diye düşünüyorum. Geçtiğimiz sene ne oldu sonuç? Ben çok takip edememiştim. Yani uzun yıllardır katılmıyoruz benim bildiğim kadarıyla. Evet, yani federasyonun kararıyla yani en son gerçekten ne derece alındı bilmiyorum ama bir İzmir'de yapıldığını biliyorum. Evet. Bundan kaç yıl önce onu da bilmiyorum. 2005'ti. Evet çok uzun. 2005'te. Burçtan katıldın herhalde ona. Yok katılmadım. Ama 2005'teydi onu biliyorum. Yani o zamandan beri de gerçekten ben de pek takip etmediğim için bilmiyorum dereceleri ama evet. Bizim bu seneki hedefimiz şampiyonluk. Evet çünkü gerçekten çok sıkı diliyorum. Çalışıyoruz. Aynen ya. İyi çalışıyoruz. Yani güzel şöyle milli takım yani kulüp her kulübü bilmiyorum ancak milli takım bazında bizim federasyonun çatısı altındaki bütün hani her bir oyuncu, her bir antrenör büyük özveriyle çalışıyor ve karşılığında alacağınızı İnşallah. Umuyoruz. İnşallah. Umarız. Şey Onur Erman'la Gülen Erman'ı nereden tanıyorsun? Onlar benim Senzef'ten çok değerli iki hocam. Onur Hoca'yla işte 2007'de Senzef'e girdiğim zaman tanıştık. Bana çok yardımcı oldu gerçekten. Senzef'te hocalara karşı bu profesyonelliği anlatmada her zaman yanımdaydı. Gülen Hoca da eşi, o daha sonrasında geldi okula, o zaman tanıştık. İkisini de ama gerçekten çok severim. Ben de. Zaten hala da devam ediyoruz. Çok. Hala ben da görüşmeye devam ediyoruz. Ben Gülen'le beraber büyüdüm sayılır zaten yani. Gülen'i biliyorsun. Biliyorum, eşini de tanıyorum. Evet, Onur abi biliyorum. De çok tatlılar. Aynen, dışarıda da görüşüyoruz hala. Ben onları görüş. Aynen arıyorum, ziyaret ediyorum. Peki. Evet. Tamam. Şimdi başka bir soru. Yabancı antrenör ve Türk antrenör karşılaştırmanızı isteyeceğim sizden. Şimdi sen yabancı ve Türk antrenörle çalıştın. Eczacıbaşı'nda galiba ilk defa çalıştın. Michelli ile evet. Çalışmıştın. Ceren senin ilk yabancı antrenörün Giovanni mi? Guidetti mi? Giovanni, evet. Sen yabancı antrenörle çalışmamıştın. Peki en azından hani arkadaşların anlatacağı evet. Sana da bir şey olur. Yabancı antrenörle Türk antrenör arasındaki farklar neler sizce? Yani iki antrenör de aslında dünya platformunda iyi antrenörler. Aynen. Ben bir de Marco'yla da çalıştım bir süre Armili takımda. Evet. O da yani var. Onu da Buse düşünüyor şu anda. Sen daha böyle hazırlıksın. Aynen. Sen karşılaştırsan neler? Ya iletişim mesela nasıl? Daha mı kolay? Ya, iletişimden ziyade bence onu yani benim çalıştığım en azından Türk antrenörlerin de çok başarılı yürüttüğünü düşünüyorum ben. Sanki bu yani yine toplantıdan örnek olacak belki ama hani
onların kendi ülkesinden yani şimdi İtalyan aynen İtalyanlarla daha çok çalıştığımız için hani Buse'nin de Lorenzo aynı şekilde Giovanni hani İtalyan bakış açısıyla voleybola Türk bakış açısının bir farkı var. Bu toplantılarında bana daha çok yansıdığını düşünüyorum. Antrenman içinde belki tarz olarak yansıdığını düşünüyorum. Yani İtalyan voleybolunu daha çok biz oynadık bence İtalyan antrenörlerle. Yani burada şimdi örnek olarak ne verebiliriz bilmiyorum ama hani sistemlerinden bahsedebiliriz. Türk antrenörlerin daha farklı, daha gerçekten Türk voleybolu sistemi gibi çalıştığı bir şey var. Ben zaten Türk antrenörlerle Mehmet Bedestanoğlu, Üzeyir Özdurak, milli takımlarda İsmail abiyle çalıştım. Yani duygusal anlamda belki biraz da etkisi vardır diye düşünüyorum. Yani o bizim vatan millet Sakarya muhabbetimiz. Yani benim açımdan özellikle o amatör ruhtan kaynaklı belki bilmiyorum. Türk antrenörlerle de daha fazla. İtalyan antrenörlerle yani yabancı antrenörlerle daha bir profesyonellik söz konusu oluyor. Yani bence en belirgin fark budur hangisi diye düşünüyorum. Hangisi peki? Yani şimdi ikisinin şimdi de farklı de artıları var. Türk kültüründe evet. Yetişmiş bir oyuncusun. Yabancı kültürün getirmiş olduğu bir antrenörlük sistemi sana daha mı yakın? Yani İstiyorsan bunu düşün. Evet ben bunu düşüneyim. Bursa bu sırada cevap versin bence. Yani ben şöyle Türk ve yabancı olarak ayrımdan ziyade ben kişisel olarak bakıyorum biraz olaya. Yani çok sevdiğimiz bir yabancı antrenör de gelebilir. Sistemi bize inanılmaz uyabilir. Türk antrenör de aynı şekilde. Yabancı gelir sistemi hiç beğenmezsin. Bir türlü enerjin uymaz. Bu Türk'le de başına gelebilir, yabancıyla da başına gelebilir. Hani bu insan ilişkileriyle alakalı bir şeydir. Bence bir antrenörün ilk önce oyuncuyla iletişim kuruyor olabilmesi lazım. Oyuncu psikolojisini anlıyor olabilmesi lazım. Ondan sonra zaten başarı gelir. Hani bu yabancısıydı, Türk'ü o fark etmez yani. Herkesin bu konuda öncelikle kendini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum antrenörlerin. Teknik, taktik her şey bir şekilde halledilir ama psikoloji halledilmiyor maalesef. Evet. O yüzden bence çoğu yani yabancı Türk ayrımı yapmadan düşündüğümde çoğu antrenörün sorunu bu. Oyuncu psikolojisini asla anlamamak, o ayrımı yapamamak. Peki oyuncu psikolojisini anlamamak derken mesela takımda bir sporcu psikoloğuna ihtiyaç var mıdır? Yok hayır gerek yok bence. Bunu antrenörün tek başına çözmesi gerekiyor. Çünkü sen o kadınla ya da adamla muhatap olmayacaksın ki psikolog geldiğinde. Senin antrenörünle muhatap olman lazım. Karşına alıp benim ne problemin ne söyle diyebilmen lazım. Ya da kızım senin problemin ne, neden oynayamıyorsun ya da neden ya da performansın iyi olduğunda bu performansın neye borçlusun? Her zaman kötü olduğu zaman değil, iyi olduğu zaman da nasıl iyi olduğunu öğrenebiliyor olması lazım bir antrenörün. Benim düşüncem bu yönde. Ama sen şimdi bir antrenörün hem psikologluk yapmasını hayır, psikologluk yapmasını istemiyorum. Hayır. Sporcu psikoloğu ne iş yapacak? Hayır, sonuçta sen takımın antrenörün görevi nedir? Sadece antrenman yaptırmak değildir değil mi? Aynı zamanda maç performansını da belirlemektir. Maç performansını etkileyen şey evet antrenmandır ama aynı zamanda oyuncunun psikolojisidir de. Sonuçta hayatta hiçbir şey kolay değil yani. Biz nasıl hem okuyorsak hem voleybol oynuyorsak hem ailemizde hem sevgililerimize uğraşıyorsak. Sevgilim ama. Yani atıyorum genel anlamda eşi. Sevgililerimize diyor. Sevgililerimize. Sevgiler. Aynen. Evet. Eşinle uğraşıyorsan antrenörün de bir şeyi var. İşi ise bu. Bunu yapmak zorunda yani. O oyuncu psikolojisinden anlamak zorunda. Peki yardımcı antrenöre ihtiyaç var. Tabii ki de var. Kesinlikle. Neden var? O da onu... Onu backup yapabilmek için işte o baş antrenörün dışarıdan göremediği sonuçta insan olarak kendimizi dışarıdan göremiyoruz. Birinin sana bir eleştiri yapması gerekiyor. Hani o yüzden de baş antrenör ve yardımcı antrenörün çok iyi bir uyum içinde olması gerekiyor. Çünkü ona backup yapması gerekiyor. Diyor ki böyle bak abi şu oyuncunun psikolojisi şöyle nasıl yapalım ne yapalım. Performans düşmeye başladı. Performansı iyi bir şekilde ona feedback vermesi gerekiyor. Ya da öyle ya da böyle bunu yapması gerekiyor. O yüzden çok gerekli bir şey olduğunu düşünüyorum. Hatta bir değil iki tane bile olabilir baş yani. Artık öyle. Hayır yardımcı antrenör. En azından antrenörleri. Yani bir şekilde o staff'ın tamamen beraber hareket ediyor olabilmesi lazım. Tek bir kişi olunca diktatörlük oluyor çünkü. Ben öyle düşünüyorum. Peki. Çok mu iddialı oldum? Ben buradan şimdi sesleniyorum. Rapçi gibisin ya. Çok hızlı cümleler kurdun. Ben onu daha yeni sindirirken düşünmek dedin aklıma rapçi geldi. Rapçi gibiyim. Teşekkür ederim. Gitarcı oldum, şarkıcı oldum, rapçi oldum şimdi. Neyse olsun. Teşekkür ederim. Ceren düşünmüştür herhalde. Düşündüm. Soruyu yani, unutmadın mı? Hayır soruyu unutmadım. Bu senin söylediklerinden de mantıklı gelen kısmıyla oradan birleştirdim. Aynen oradan kopya çektim. Teşekkürler. Yani kendi şöyle yabancı yerli farkından çok dediği gibi iletişim çok önemli. Yani evet. Ben bir Türk oyuncu olarak Türk antrenörün o hissettirdiği güvenle daha iyi işler yapabileceğime inanıyorum. Mesela bunu Üzeyir abiyle de çok kez yaşadım. Hani onun o verdiği güven ve sahada ne olursa olsun arkanda durduğunu bilmem
bana çok büyük bir rahatlık ve bu rahatlıkla da, bu kesinlikle hani labalilik anlamında değil, rahatlıkla da daha büyük bir özgüvene aynen yol açıyor. Yani yardımcı oluyor özgüvenli şekilde durmama. Aynı şekilde bunu yabancı bir antrenörle de yaşayabilirsin. Bu tamamen oyuncu-antrenör ilişkisi olarak değerlendiriyorum ben. Zaten bu sene de Çanakkale'de tekrar beraberiz. Üzeyir abiyle. Yok. Yani bakalım, göreceğiz inşallah. Yani güzel bir sezon olur. Bir şey merak ettim. Özgüvenden kastın inisiyatif kullanabilmek mi? Kesinlikle. Yani antrenör sana 4'e at dediği zaman sen 2'ye mi atabiliyorsun? Yani bir kere sadece tereddütlü hareket ediyorsanız hiçbir zaman doğru hareketi yapamıyorsunuz. O tereddütü yok etmen gerekiyor. Kesinlikle. De böyle zaten. Ciren'cim. Aynen. Şimdi Buse'yi alıyoruz. Yani o öyle nereye yap dedi. Yani onun söylediği şeyin tersini yapmak gibi değil kesinlikle ama zaten sahanın içinde belli bir inisiyatifimiz oluyor. Evet. Yani smaç vururken arkadan bize nereye vuracağımız her seferinde söylenmiyor. Evet. Şimdi onu yaparken onun sorumluluğunu alıp kendinin emin olduğun şeyi yapmak farklı. Ya da hata yapsan bile kenardaki insanların sana hala güvendiğini bilmek farklı. Ama hani bir hatanda kenara alınacak olma düşüncesi ya da hani o güvenin kaybolma hissi farklı. O yüzden hani ben bunu Üzeri abiyle hiçbir zaman yaşamadım. Yani gerçekten her zaman benim için çok böyle kenardan güven veren bir antrenör oldu. İnşallah bu sene de devam eder. İnşallah. Burcu'nun da böyle birçok maçta kendi özgüveniyle yıldızlaştığı maçlar olmuştu. Burcu, sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Antrenör oyuncu güveniyle. Yani ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Tamam. Biz de katılıyoruz. Ama şöyle bir şey var gerçekten. Yani ben tabii isim vermeyeyim. Bir tane antrenörümle şey geliyor yüzüne isim vermeyeyim yani programlarda yüzüne böyle bak isim vermek istemem. İsim vermek istemem. Antrenör geliyor buraya. Yani mesela bir tane antrenörüm vardı. Gerçekten kızların da söylediği gibi yani hiç kendinde olan özgüveni hatta bana vermek yerine bendekini de aldı. Ondan sonra hakikaten yani hani kenara çıkma korkusu demeyeyim de yani kendi yapabildiklerini artık yapamıyorsun. Yani korkmak da değil bu. Yani o kadar çok üstünde baskı hissediyorsun ki antrenörün o elektriğin uyuşmuyor. Ama sen ona rağmen aşıp ya tabii çok ki maçta yıldızlaştın yani. Ya evet öyle oluyor. Yani düşünmemeye çalışıyorsun. Yani bunda da aile herhalde, aile desteği. Evet, annemle babam sağ olsunlar yani. Onlarla hep arabanın arkasında. Babam sağ olsun kardeşim. Ondan sonra yani öyle. Yani Burcu hep öyle. Öyle işte. Ya çok uzun konuşmayayım diyorum. Konuş daha. Çünkü Ceren yeterince konuşuyor. Yok, ben de konuştum acaba. Tatil planları var mı? Aha. Var inşallah. Bakalım yani. Hayaller neresi? Hayaller, aynen. Hayaller Çeşme, Hayatlar Bursa diye bizim bir şeyimiz vardı. Arkadaşlarımız da sağ olsun tatildeyken bize bunu fazlasıyla yaşattı. Aynen. Ne güzel işte. Yani pek güzel olmuyor. İnan Bursa'nın o kasvetli havasının altında ama senin o güneş. Bursa etkilenmiyordur. Bursa seviyor herhalde Bursa'yı. Ondan. Yo, seviyorum da hava hep şey gri. Aynen, bu ara pek bu açmadı ara havamız açmadı yani. Hava yani. Güneşi ama göremedik bir türlü. Aynen ama tatil planı dediğimizde yani. Kamptan sonra artık. Tamam da tatil planı dediğimiz tatil planımız yok ki. Öyle bir zamanımız yok çünkü. Evet, anca işte böyle yani bir iki gün. Bir iki gün olursa o da kaçamak yani tatil neresi değil. Neresi mesela tercih? İşte Bursa senin tercihin neresi? Söylemek bak, istemiyorum vallahi kameralar önünde. Kamera bir tane var. Kameranın önüne söylemeyeceğim. Bilmiyorum, gideriz bir yere. Aynen yani varım. Böyle kalırız ama bak söylemezsen bu, daha çok şoka çeker. Neresi? Ne bileyim, Çeşme, Bodrum bir şeye gidilir yani. Tamam yani. Çeşme ya. Voleybolcuların yani tipik yeri Çeşme ya. Niye tipik yeri yani? Yani ben bile oraya hiç gidiyorum o daha. Evet. Ama güzel de yani bir de Çeşme. Bir ya. Antalya yani olabilir, Marmaris olabilir, hiç ne bileyim bir yerlere gidersin yani. Biz Kıbrıs'a gittik mesela. Zamana bağlı. Bak Kıbrıs da var. Aynen Kıbrıs'a yani gittik. O da Mayıs başında sezon bittiğinde ilk denizin sıcaklığı herhalde Çeşme'de falan o kadar kaç yüksek olamaz. Kaç gün oluyor tatiliniz? Yani bu sezonun iyisi tatilimiz oldu da Mayıs başında olduğu için yani bana göre benim iyiydi çünkü olmadı. Nasıl olmadı? Hiç olmadı, nasıl oldu ya? Olmadı. Mayıs 1'de bitti bizim sezonumuz. Bu kamp 21 Mayıs'ta başladı üniversiteyat için. Tam Koçfest'e gittik. Arada bir Koçfest'imiz vardı. Festival aynen, okul. Sonra tatilimiz İşte yok. Benim o mesela bir haftayı değerlendirebildim ama hani tarih olarak Mayıs başı şimdi çok fazla sezon bir zamanı değil. Bir haftayı değerlendirdin, 7 gün 4 gün adaptasyon süreci olsa. Ama hayır öyle değil şimdi. İstediğiniz her yere gidemiyorsunuz o tarihte. Mayıs başı tabii olduğu ki için şimdi Çeşme evet o zaman daha o kadar sıcak değildir diye tahmin ediyorduk biz. O yüzden Kıbrıs'ı ayarladık.
Orada gayet güzeldi. Mayıs başı olmasına rağmen hani daha güneyde olduğu için sıcaktı denizde. Ben orada bir hafta geçirdim tatilimi, 5 gün. Çeşmenin avantajını daha yakın kilometrelerde yaşayan İzmir'de oynayan voleybolcu bir arkadaşımız var burada. Sizin tercihiniz herhalde Çeşme olmuyordur. Yani evet, Çeşme değil. Ya bu sene başka bir yer düşünüyorum. Neresi? Çünkü Çeşme'ye gidince zaten aynı, sanki hala sezondaymışım gibi. Evet evet, yani orada evet, o problem var. Hepimiz oradayız. Zaten beach voley turnuvaları falan da oluyor orada. Yani bir araya gelince yine bir voleybol oynama hissi uyandırıyor. Evet. Ya voleybolcularla hani tatile çıkmayı tercih etmiyor musun? Ya da aynı ortamda bulunmayı tercih etmiyor musun? Hayır, zaten ediyorum tabii ki ama yani. Küçük İstanbul gibi biraz Çeşme. Evet yani, yani yine bir bakıyorsun, gidiyorsun mesela, diyorsun ki kafamı dinleyeceğim. Hani birazcık uzaklaşacağım buradan. Sezonu stresini atacağım diyorsun. Oraya gidince daha mı stres oluyorsun? Hayır, olmuyorsun ama. Hayır, tanıdık görüyorsun. Adım başı tanıdık diyorsun. Aynen. O konuda haklı biz bence de. Geçen sene gittik işte. Evet, aynen öyle. Girdik biçe. Bir baktım Esra Gümüş geliyor. Merhaba. Emel geliyor. Özço geliyor, o geliyor. Aa, ne haber? İyi, oturalım bari. Sonra bir ayrılmıyorsun beraber. Sonra bir bakıyorsun yani, tekrar voleybol evet muhabbeti. Sonra zaten keyifli voleybol de oluyor dönüyor da. Yani hani dedikodu dönüyor mu? Dönüyor yani. Dönmez mi ya? Transfer olmuş, ne yapmış, ne yapmış. Transfer değil de yani bütün sezonda yaptıklarını. Teknik konuşuyorsunuz. Teknik. Hayır. Yani. Teknik artık taktik, yeni evet sisteme göre, değil mi? Evet. Tabii biz de kırmadan, üzmeden öyle. Evet evet. Güzel. Ben şeyi merak ediyorum. Ceren'in voleyboldan sonra ne yapacağını çok merak ediyorum. Çünkü yani hani ya şey, voleybolun dışında böyle arkadaş olarak tanıyorum. Hani çok vizyonu geniş ve fikirleri de teşekkür çok ederim kıymetli. Teşekkür belki ederim bir hani ışık tutar. Yani gerçekten daha o anlamda pek bir planım yok. Çok teşekkür ederim. İleriye dönük. Ama bu gerçek yani. Hani çevremde konuşulan fikirler var. Hani acaba ben de bunu yapabilir miyim diye kapmaya çalıştığım şeyler var. Restoran açacaksın belki. Ama yok, hayır. Yani şu an için sonuçta önümde yani inşallah uzun yıllar daha oynarım diye ümit ediyorum. Bir aksi bir şey olmadığı takdirde. Aynen yani en azından bir hani 8-9 senemiz vardır yaş herhalde. Kaçtı? 22. 22. 30 mudur hedef? Yani şimdi önümüzde örnekler var. 30'u da geçiyoruz yani kendine iyi evet baktığın takdirde. Pozisyonla da alakalı tabii ki bu. Fiziksel olarak eğer korursan kendini, mental olarak da tabii ki hani 33-34 bile olabilir diye düşünüyorum. Ondan sonrası için yani eğitimimizi aldık yani hani muhakkak başka bir şeylerde, başka bir alanlarda evet var oluruz diye düşünüyorum. Ama şu an için spesifik bir şey yok benim kafamda. Hiçbir şey düşünmedin yani geleceğe yönelik. Mesela yani espriyle karışık, bu da yine espriyle karışık. Benim bir böyle altyapılardan beri olduğum takımda işte menajerlik görevini üstlenme gibi bir şeyim vardı. Hani yabancı dille de bağlantılı biraz. Hani gittiğim yerleri görmeyi, gezmeyi de sevdiğim için işte oradaki bizimle ilgilenen tur rehberini falan böyle gidip hemen işte ne var burada, neyi görebiliriz, ne yapabiliriz diye konuşuyordum, ediyordum. Bu sadece ama spor içinde olmayabilir yani. Bir yerin böyle genel yani halkla ilişkiler gibi olabilir ya da takım menajerliği hani olur diye söylemiyorum ama hani yapabileceğimi düşündüğüm meslekler arasında en azından. Menajerlik. Söyleyeyim. Aynen, menajerlik ya da bu tarz halkla ilişkiler hani senin de daha demin söylediğin gibi hani biraz konuşmayı sevdiğim için evet o tarz işlerde hani başarılı olurum gibi düşünüyorum ama bilmiyorum. Biz ona çok inanıyoruz şu an. Teşekkür ederim, sağ olun. İnandık ya. Tunç abiye de söylüyorum bu arada bunu. Tunç abi diyorum, ileride beni yanına almak için hazırlık yaparsan sevinirim diyorum. Ona ben de talibim. Aynen, ben talibim diyorum. Bakalım. Daha hayırlısı çok böyle İtalya, İspanya taraflarında ama çalışırım. Olabilir. Fransa sahillerinde. Fransa sahilleri iyi olur. Kan falan. Aynen. Buse, senin peki gelecek planın nedir? Menajerle mi yapıyorsunuz planları, ailenizle mi yapıyorsunuz, kendin mi yapıyorsun, ne yapıyorsunuz? Ama yani sporu bıraktıktan sonra menajer kalacak mı ki? Belki hayır, kalır, ya menajer diyor tamamen takım menajeri. Hayır yani, yani ama tamam da yok, bireysel yok, menajer abim de diyor sonuçta hani. Ama voleybol açısından hayatını yönlendiriyor. Ben olsam çok özür dileriz. Ben olsam giderim, menajer abim diyorsam giderim, danışırım yani. Ölene doğru, kadar ben kesinlikle gideyim Tunç abiye. Tunç abi şimdi ne olacak diyeceğim yani. Dersin, niye olmasın ki? Ben onun yolunu yapıyorum işte şimdi. Hayır, şimdi şöyle bir şey var. Gülen Hoca ile Onur Hoca ile okul dışında nasıl görüşüp bir şeyler paylaşabiliyorsa, öyle değil mi? Kesinlikle. Tunç abiyle de paylaşılır. Aynen yani öyle. Onun iletişimini çok abi tavsiyesidir yani. İşte abiyi tavsiyesine tavsiyeye geçiyor artık. Doğru. Yani nasihat edilebilir, hı, sadece. Hı. Ama gel bunu yap, işte bunu yapıyoruz, yapamaz. Gel sana işte cupcake dükkanı açacağım falan diye böyle bir olay. Kahve dükkanı açacağım falan. Halı dükkanı falan olmaz yani. Evet, bu sen.
Ya benim tabii ki de o kafamda düşünceler var. Hı hı. Ama hani hayatına gideceğini bilemiyorum. Hani bir anda her şey değişebilir çünkü. Senin kadar... çok kurduğun bir cümle dikkatimi çekti. Hayatını ne getireceğini bilemiyorum. Hiç bilemiyorum çünkü. Hiç yani. Bilebileceğim hiç şey değil yani. Ki. Hani çünkü hiçbir zaman şu ana kadar planladığım şeyler olmadı hayatımda. Hep planlamadığım oldu. Olumlu yönde mi? Olumlu. Her zaman da olumlu olduğu için ben buna inanıyorum. Hayatta insanların dönüm noktaları vardır ve benim hayatımda iki üç tane dönüm noktası oldu. Hani hayatımın yönlenmesi açısından. O yüzden de dönüm noktalarına çok inanırım. Bu konuda da voyabolu ne zaman bırakırım bilmiyorum. Çok aşırı uzun yıllar oynamak istemiyorum ama duruma bakacağım. Onu da bilemiyorum. Büyük konuşmak istemiyorum. İleride bu kaydını çıkartırlar. Aynen. Gitar çalıyor musun? Gitar. Nerede? Yoksa 40 yaşında hala oynuyor. Aynen. Sağ olsun. Uzun yıllar oynamak istemiyorum. E bilmiyorum işte. Yani var yani. Düşüncelerim var yani. Bu yani paylaşmak televizyon olabilir, yani. Medya olabilir, gene reklamcılık alanında olabilir. Evet. Belki yüksek lisans olayına girebilirim. Bilmiyorum şu anda. Yani eğitimime daha da devam etmek istiyorum çünkü. Sadece üniversite sınırı kalsın istemiyorum. Evet. Biraz daha kafamı toparlayayım. Bu okuldan daha yeni şey yaptım. Seneye bir daha bu olursa o zaman canlı yayında açıklayacağım. Peki güzel. Burcu? Ben spor salonu açmak istiyorum. Katılıyorum. Ben Buse'ye katılıyorum. Buse'ye katılıyorum. Hayatta ne olacağı hiç belli olmaz. Ya ben aslında şöyle... yani benim de planlayarak olmuyor yani. Yani düşündüğüm şeylerden vazgeçiyorum. Biz bir anda her şeyi... buradayız. Üç tane masayı koymuşuz. Biz de gelmişiz. Ama gerçekten... Bunlar küçük planlar. Ama gerçekten hep düşündüğüm şeylerden sonra kendim de vazgeçebiliyorum. Yani evet, bir anda istemeyebiliyorum, sıkılabiliyorum. Çok ya da fikrim değişiyor. Neden? ya bilmiyorum yani. Hayır, planlıyorum ama çevresel faktörler değiştiği zaman bazen vazgeçebiliyorsun yani. Ben de şöyle bir şey düşünüyorum aslında, hani spor salonu falan açmak isterim yani. Ha. Evet ama böyle İlk hani... İlk defa bir sporcu hayır, buraya şöyle... geldiğinde spor salonu açmak hayır, isterim. Hayır şöyle yani mesela hani bir hatta bir arkadaşımla onu konuşmuştuk yani hani ortak olup fitness falan spor salonu açalım falan diye. Yani öyle bir şey düşünüyorum ama her şey fitness'lı, olabilir. Fitness'lı böyle her şeyli yani spor salonu dediğin. Evet evet. Tesis yani, açmak isterim. Tesis de olabilir. Ya sporla alakalı geliriz hani evet, aynen geliriz. Valla buraya kim geldiyse şimdiye kadar sporla ilgili hiçbir şey yapmak istemedim mi söyle? Hayır kendim yapacağım anlamına geldim. Hayır yani yaptıracağım. Mesela... yaptıracağım zor basacağım parayı. İki program önce mi? Kaç program önce geldiler kesinlikle işte. Pastacı açarım falan diyor yani hani böyle tamamen sıkılmış. Hayır öyle bir şey de düşündüm. Restoran da. Kim dedi onu? Sana pasta. Kim dedi onu? Kim dedi onu? ya şimdi hatırlamıyorum. Yani kızlar hani, da tabii. Kızlar dedi. Yani erkekler olmadığı için. Ya öyle bir şey. Ya genelde öyle deniliyor. Yani ben ilk defa duydum ben o yüzden aslında şaşırdım. Şöyle söyleyeyim yani bazen bıktığım zaman tabii ki diyorum ki hani asla diyorum hani spor bile yapmayacağım. Hı. Uzak kalacağım. Hiç alakam olmayacak diyorum ama yani bunu özellikle sakatlık sürecimde anladım ben. Uzak kalamıyorum. Kalamıyorsun. Ya oynamasam da yapmasam da ileride bittiği zaman hani sporla alakam olsun içten istiyorum. İçten geliyor çünkü evet. Öyle büyüdün ve öyle alıştığın ya seviyorum için yani kızdığım anlarda hani yok istemem nefret ediyorum artık benim için bitti diyorsun bitmiştir. Kıskınlıkla. Son duraktır falan diyorum ama olmuyor yani özellikle o dönemde yani ne kadar çok sevdiğimi hiçbir şekilde kopamayacağımı anladım yani sakatken de hep arkadaşlarımı desteklemeye bütün maçlara gittim. Aynen. Yani yine uzak kalmam. Antrenmanlara bile gidiyordum yani o halimle. Bir şekilde sakatlık geçiren var mı başka? Ben yok. Ay maşallah. Ben çaprazı koparmıştım. Bilen bu. Diz çapraz bağlarımı koparmıştım aynen 2 sezon önce. Yo A takımda Sarıyer'de oynarken. Ha Sarıyer. Aynen. Mart, Şubat, Mart gibiydi Nilüfer Belediyesi maçında Bursa'da. Kötünün iyisi oldu. Şubat ayı olması sebebiyle Mart'ta ameliyatı oldum. Bir sonraki sezona yetişmiştim işte ilk zaten Üzeyir abiyle UAE o sene çalıştık. Yani geçti 6 ay geçti falan. Oldu. Peki yani hani negatif değil de pozitif olarak soruyorum. Unutamadığınız anı voleybolda. Bizde hep bunu soran bizim jenerasyondakiler negatif beni anlatır ama bilmiyorum. ben o konuya girmiyorum yani, sen anlat. Şey soralım. Burcu sana soralım. Bir dakika. Neden negatif dedin? Ay dünya üçüncülük maçında 24-21 2-1 önde setlerde 24-21 4. set öndeyiz. Can Saydınoğulları pasör ben pasör çaprazıyım. Oradaki 3 topu bir türlü sayıya çeviremedik.
O seti kaybettik. 30'lara uzadı ama set. 2 maçı kaybettik. Dünya dördüncüsü olduk yani. Üçüncülüğü bir sayıyla evet kötü bir şekilde kaçırdık. O yüzden şu an gülerek anlatıyoruz ama o zaman çok üzülmüştük. Çok yani 15 gerçekten. Yaşındaydık. Bulse'de işte beraberdik Bulse'yle. O yüzden bunu anlatmış olmalılar size daha önce. Çünkü herkes bunu anlatıyor bizim jenerasyondan ama siz duymamışsınız herhalde. Siz şimdi iyileri anlatın. Evet inşallah iyileri anlatacağız. Aynen. Evet. İyi. Evet, iyi. Sen de baş. Burcu, şu an düşünüyorum. Çok şey varmış anlatacağı. Burcu sen anlatırsan güzel bir anı. Şu an düşünüyorum da. Çok teşekkür ederim. Yok mu? Bir tane güzel bir anın yok mu yani şu salonda? Buraya gelmek çok güzel. Bir anı mesela. Bunu anlatabilirsin. Miss Turkey'deki sorular gibi oldu. Yani biz aslında çok var. Neydi? Evet. Miss Turkey'de soruluyor ya böyle cevabı belli sorular. Var var. Birkaç tane daha da var. Yani. Türkiye'ye katılır mısınız? Evet Burcu. Yani unutamadığım anı ya aslında şöyle söyleyeyim okul takımlarında daha çok unutamadığım anlar oluyor. Çünkü kulüpte daha çok böyle hani daha profesyonel olarak düşünüyorsun. Rahat olamıyorsun. Evet daha sistemli oluyor ama okul takımlarında birazcık daha rahat oluyorsun. Özellikle ben lise dönemindeyken yani o zaman benim için çok güzeldi. Biz de o zaman Dünya Şampiyonası'na zamanıyorduk. Gerçi gidemedik ama ikinci olduk ama yani o çok güzeldi. Mesela sabah akşam yani okul takımı olmasına rağmen çift idman yapıyorduk sürekli her gün. Ondan sonra yani böyle hani o zaman ilk böyle bir takım yaşamıştım. Aile gibi olmuştuk. Yani kulüp dışında yani lise dönemimde resmen dedim ki yani böyle bir takım herhalde bir daha bir araya gelemeyiz. Bu arada Merve Tanıl falan da vardı yani. O zaman yani akşam 11'de mesela antrenmandan çıkardık böyle yorgun bitkin halde. Ama hep beraber o salonda yani hala o üstümüzde şeyler varken Tolga abi antrenörümüz pizza söylerdi. Biz orada yani o halimizle orada mesela pizza yerdik yani. Neşe'nin evinde buluşup muydu? Evet sonra Neşe'nin evinde kalırdık hep beraber. Yani o anları unutamayacağım yani bana en çok kattığı şeydir. Bahçeşehir Koleji'nde. 17 yaşında falan. 16-17'dir. Şimdi neden ya? Bayanların yaşı sana mı? Sanki 100 yaşına gelmiş. Olsun ama. En yaşlı benim bir kere. Ben top atıyordum o zaman bize. Şeyde, evet hatta gidiyorum. Evet beraberdik yani. Yani bana en çok hani kardeşliği i̇şte profesyonel. Ya profesyonellik dışında. Sen de o kadarsan. Ben böyleydi. Evet top ama. Top atıyordum ama sadece. Peki. Oydu. Size? Ya benim şu an düşündüm ben... Bulamadım. Yo buldum. Benim ikincilikten birinci lige Sarıyer Belediyesi ile çıktığım maç çok güzel bir maçtı. Karşıyaka ile oynamıştık. Karşıyaka'nın da o sevgisi vardı zaten. Sen o sene Karşıyaka'da değildin ama. Değildim. Aynen. Kazanan birinci, kaybeden üçüncü oluyordu. Yani kazanan ikinci ligin şampiyonu, kaybeden üçüncü oluyordu ve çıkamıyordu. Bursa Belediye o sene garantilemişti ikinciliği. O maç çok güzel bir maçtı. 3-0 kazanmıştık. Ve maçtan önce bir taktiksel değişiklik yapmıştık. Yani o güne kadar oynadığımız şeyin tamamen farklı bir tarzda oynamıştık. O yüzden çok güzeldi o maç yani. Maç boyu çok keyifli geçti. Sonunda da zaten o farklı bir keyif yani lig atlama olayı. Evet o çok güzel. Ben yani yaşadım. O normal bir şampiyonluktan çok farklı. Acayip bir şey yani. Aynen. Evet, onu anlatamıyorsun. Yaşaman lazım. Kesinlikle yaşaman acayip lazım. Acayip bir şey o yani. Hüngür şakır ağlıyorsun. Aynen öyle. Evet Musa. Programımızın bu arada yönetmenimiz sonuna geldiğini söylüyor. En son sonuna geldiğimizde bir 5 dakika kalmış. Çok az sorumuz kaldı. 12 tane. Hızlı hızlı anlatayım. Ben kaldım ya. Ben de en çok benim de okul takımında olan şeyimdi. Biz de Dünya Şampiyonası hazırlanırken hep ikinci olduk. Bizim de böyleydi. İşte hep kızlarla aynı evde kalma, işte salonda saat 5'te gidip antrenman evet. yapıyorsun sabahın 5'inde. Oradan çıkıyorsun antrenmandan okula gidiyorsun. Evet. Okulda bütün gün okuldasın sonra akşam bir de antrenman. Hani o dönemde inanılmaz güzel anılarımız var ama gerçekten paha biçilemez. En büyük bana şey yapan, beni üzen şey Doğa Koleji'ni hiçbir zaman yenemedik. Hep ikinci olduk. Hala içim nokta kalmıştır yani onları yenememek. Bir daha da geçmişe gidemeyeceğim için öyle kalmaya devam edecek yani. Öyle bir anım benim var. Benim son sorum. Seni bilmiyorum. Belki 15 tane vardır. Formanın numaralarınız, numara şeyiniz var mı? Uğrunuz falan. Evet. Neden formalar? Anne mi, baba mı? Sporcu var. Aileden geliyorsunuz. Ben 9'um. 9 numarayım. Yani doğum tarihim 19 Temmuz. Oradaki 9 babamın da böyle daha öncesinde giymiş olması falan. Bir de herkes 19 bizim ailede. Annem dışında. Babam 19 Mart. Kardeşim 19 Ekim. Oradan bir 9. 19 olmadığı için voleybolda 9 tek rakamda severim diye başladı.
Bu sene ama giyemeyeceğim galiba. Bakalım. Neden? Evet, daha öncesinde yani orada işler takım formalarında. Kim da... Kim giyiyor 9'u? Ebru galiba. Ebru? Çanakkale Belediyesi'nde. Buradan Ebru'ya seslen o zaman. Aynen, buradan Ebru'ya sesleniyorum. Ebru. Evet. Ebru. Ceren'i lütfen duy. Yok. Gerçekten 9'un hani ailevi, manevi olarak. Evet ama var. Şöyle düşündüm ben de sonradan. Bu evet. Bu şehirlere gittiğiniz zaman o şehrin plaka numarasını giymek de ayrı bir olaya prestij katıyormuş sanırım. Öyle duyduk. Hep politika, o yüzden, hep politika. O yüzden politika 17'yi almayı düşünüyorum şimdi. 17 bakalım. Evet. Çanakkale'nin taraftarı da bayağı iyi. İyi, 35 galiba. Değil en azından. Evet evet, öyle bir şey değil. Yani evet, Çanakkale'de de çok güzel bir taraftar varmış. Yok, böyle. Bir taraftar hani resmen böyle hani aileler çocuklarıyla hani evet. Hafta sonu aktivitesi şeklinde gelip böyle destekliyorlarmış. Ben oynadığım zamanda da hani rakip takımda görüyordum bunu. Evet. Şimdi 17 numarayla bakalım. Güzel olur inşallah. Benim 8 giyiyorum ben. Annem benim 14.08 doğum tarihi. 8 ben giyiyorum. Benim de kardeşim basketbolcu. O da 14 giyiyor. Annemle biz tamamlıyoruz yani 14.08. Evet, bir tane küçük kardeşimiz var, ona ne giydireceğiz bunları? 8 doğumda 70 kaç doğumda? Yok, o 5 yaşında 5. Şimdi. Ay. Evet. Yani 8 ben 14'ten 8'i çıkartalım. Kalanı. Yani ben 8 hastasıyım biraz yani. Hadi. Kendimi evet yani tabii küçük takımdayken büyükler oluyordu. O zaman giyememiştim. Ama sonra Yıldız takımdan sonra hep 8 giydim. A takım yaşına da. Yani hep giyebildiğim kadar 8 giydim. İnşallah devam evet, eder. Evet, inşallah da devam eder. Benim de 7 numaraydı takıntım. Bayağı öyle ama bir nedeni yok. Takıntıydı. Mini takım arasında 7 numara giydim. Sonra Eczacıbaşı A takımına çıktığımda 11 numara giydim. Sonra 11'in uğurlu geldiğini düşündüm. Şu an hep 11 giyiyorum. 7'yi unuttum yani. Her yerde 11 numara giyiyorum. Hmm. Çok da uğurlu geldiğini düşünüyorum. Ama öyle bir takıntım yok özel olarak. Hangi numara olsa giyerim. Ha. 7 ve 11 tercihimdir, öyle diyeyim. Anladım. Sizin efendim? Kaç numara? Kaç numara? Evet. 7 numaralı soruyu soruyorum şimdi. Size hayatta böyle en çok öğreten, unutamadığınız bir antrenör. Bir kişi soruyorum. Kimdir Buse? Gökhan Sezal. Buse. Ben ya bu soru çok gerçekten hani ama derler ya, aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bana bir... en çok bir şeyler öğreten antrenörüm evet, ben. Evet yani hayatta unutamayacağın, senin hayatında çok büyük bir tabii yere ki de olan... Mustafa Süpü Doğancı'dır yani. Benim hayatımdaki en önemli antrenörümden biridir. Benim kariyerim anlamında bana çok yardımcı olan, beni libero yapan, hı-hı, üstüme çok emeği olan bir insandır. O yüzden hakkını yiyemem. Mustafa Süpü Doğancı'dır kesinlikle. Göbek adı, adı, soyadı, ne? Aynen. Doğum tarihini vereceğim. Diye kimlik söyleyecek. Ceren öyle. Senin? Ben bu konuda kesinlikle tek bir isim veremem. Maalesef. Maalesef. Tamam. Birine tamam, birkaç söylesem. Kişi söyle. Yani benim sana iki tane isim aklı. Benim voleyboldan yani voleybol tek kalmadığı gün daha. hayır. Voleyboldan yanlış oldu. Voleybol hayatımın başlangıcı ve buralara kadar gelişinde yani 3 isim vardı. Evet. Altyapıda. İlk önce Ataman Güneyligil, ilk antrenörüm yani topu bana böyle uzatan Ataman kişi. Mı? Evet. Vakıf Park'ta. Aldı top. Aynen. Bu top deyip gerçekten öyle yaptık yani. Hani başladığımda ilk onunla başladım 11 yaşında. Sonra Gonca Dilik ve Mehmet Bedestenlioğlu. Oldu. Aynen. Gerçekten üçünün de kıyaslamasını yapamam. Burcu senin peki? Benim de bir tane değil. Yani bir tane isim veremez. Yani ilk Buse bir tek sen yendin. Benim genel yani buradan... diğerlerinde hakkını yemeyeyim şimdi, hepsinin üstümüzde emeği var ama benim dönüm noktasında dedim inandığım evet, için evet. O dönüm noktasında bana getiren insan Süper abi olduğu için onu söyledim, yoksa diğerlerinin de üstümde emeği çok büyük. Yani. Benim de ilk yani Erol abi vardı ilk başladığımda. Çok. Erol abi derken? Koç Saçanır. Erol Hoca işte. Erol Hoca işte vardı. Ondan sonra yani ilk o benim. Benim üstümde emeği çoktur onun yani, ilk onun sayesinde. Hatta kaçıyordum yani, kendimi kilitliyordum tuvalete işte. Kendisi gelip beni oradan çıkarıyordu. Ben Erol, hangi Erol Hoca sorusunu hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Heyecanlandı şimdi. Evet. Sıkıştırma ufuk çok kızları ya. Peki her o zaman şöyle, tamam. Şunu soracağım. Son iki sorumuz Ceren. Ama daha bir evet, şey hadi bakalım gene. İlk defa konuşasım geldi benim. Ceren, Burcu'ya sorun. Hayır bir dakika, ama ben ne diyeceğim? Ceren lütfen Burcu'ya sorunu devamlı
söyler misin, söyler misin diyecektim. Evet. Sonra Erkan abi, Erkan Kayacan. Evet. Amcam. Reşat abi. Adnan abi. Evet. Adnan abi, ona kısa. Tolga abi. Evet. Tolga abi zaten. Tolga abiyi anlatamam yani. Evet. Tolga abi de gerçekten. Neslihan'ı anlatamam yani. Neslihan. Evet evet, o. O. İşte. O işte. Soy ismi Saral galiba. Saral. Evet. Ha, biz Tolga de İsmail abi söyleyelim Buse. İsmail Engin. İsmail Engin. Burada Buse yandı. Aynen. Yok yok. Herkes saydı. İsmail. Ya ben zaten hayır. Ben altyapı olarak düşündüm ama. Yani böyle direkt altyapı. Ama benim de dönüm noktamda yani sakatlığından sonra geri dönmemi sağlayan altyapı. Türkiye Voleybol Antrenörleri Derneği yatar falan. Hayır. Alper Erdoğuş. Evet. Alper abi. Buradan söylüyorum, İsmail Engin'in de gerçekten hakkını yemem yani. Ama o A takım düzenine çıktığım zaman benim için çok büyük dönüm noktasıydı. Ben altyapı düşündüğüm için Süper abiyi söyledim. Benim de dönüm noktamda Alper Erdoğuş vardır. Buradan söyleyeyim. Peki. Şimdi bu sene ilk defa şehir dışına çıkıp Çanakkale Belediyesi'nde oynayacak Ceren Kestiren Gözden ev yemeği tarifleri olacak. Hayda. Evet, Ceren, neyi yapıyorsun en güzel? Ya da yapmaya başladın, yapmayı planlıyorsun? Makarna. Çok güzel. Gerçekten çok. Evet, ilk defa bir makarna diyen oldu. Aynen. Ay ışığında pişmiş. Somon çok güzel yaparım. Somonu gerçekten... Bu somonda ne var ya? Ben de onu söyleyeceğim. Bu somonda ne var ya? Yok ki. Bir dakika, şimdi niye burada küçümsüyorsunuz? Hayır, somonu hayır. Somonu koyuyorsun. Kime somon atıyorsun? Somon yapıyor falan böyle. Benden almıştır o tarif. Şöyle, geçen burada Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde... Seda'ya gideceğiz hala somon yemeği. Seda'ya değil, İpek'e gideceğiz. İpek mi yapıyordu somonu? Aynen. Emin abi demişti ya, İpek somon yapsın. Somon yapsın size de. Seda salatayı yapsın falan demişti. Ha, gideceğiz hala. Evet. Ya, ne oldu? Niye çağırmadılar abi? Şampiyon oldular ya onlar. İşin açıkçası evet. En kolayı o gerçekten. Pek işim olmadı bugüne kadar. Evde yaşadığım için annemle beraber, ailemle beraber. Şimdi Çanakkale'de göreceğiz bakalım. El mecbur öğreneceğiz bir şeyler. Pasta yapabilirim ben. Mozaik pasta çok güzel yaparım. O konuda mütevazi davranamayacağım. Bir gün inşallah size o zaman. Evet, bir gün inşallah size de yaparım. Çok aynen. Güzel yapar. Bir de yaz tatilinde yapıyordu. Aynen. Bir tek mozaik pasta ama yani. O yüzden bu sene öğreneceğim. Seneye inşallah tekrar yaparsak biz bu buluşmayı, o zaman size sunarım yemekleri bakalım. Ben de şey yapıyorum, böyle diyet yaparken hani ben yiyemiyorum hiçbir şey, tatlı matlı. Arkadaşıma yediriyorum, daha da çok kilo alsın. Bu da bir taktik olabilir. Buse, senin peki neler yapıyorsun? Çok güzel yemek sanki yapıyorum. Sanki yemekle işin pek yokmuş gibi geliyor bana sanki. Aynen ya, yani, hiç öyle şey. Aynen ya. Dışarıdan gelsin şeyler, kebaplara. Kebap hiç sevmem, et hiç sevmem zaten, öyle bir şeyim yok da. Hiç yemek yapmam, hiç alakam yoktur. Makarnayı bile doğru düzgün yapamam. Bir tek ton balıklı salata falan yaparım. O kadar, alakam yok. Pilav yapmayı bile bilmem. Öyle yani. Kendini çok şey yapmadı. Yani tavuk mavuk falan pişiririm işte. Öyle i̇şte köfte mefte pişiririm. Yemem. Yapmam, etmem. Yani gerekirse yemem. Gör bak, hepsinden güzel yemek yapacak. Kim? Ya gör yaparım bak. Herhalde. Böyle kek falan ha, yapmayı yemek, biliyorum şey ama. Yemek olarak. Sanki çünkü bilmeyenler sonradan hani daha yemekte güzel. Ne var ki? Hani yemek en küçük detay dermişsin yani. Gerçekten. Hayatımda benim en sevdiğim yemek mercimektir. Bir kere mercimek yemeği yapayım dedim. Çöpe attım hepsini. Bir daha denemiyorum. O gün ilk ve sondu. Mercimek. Evet. Ben de mercimek çok severim. Karışımcık. Bayılıyorum. Herkes bunu söylediğinde çok gülüyor ama benim anneme diyorum yemek. Ki anne Survivor'a katılsam hangisini söylerdim diyorum. Tabii ki de mercimek derdim diyor. En Allah sevdiğin Allah. Yemek olarak. İster miydin Survivor? Ya çok zor ya. Bir bence de sadece Survivor ya isterim tabii, neden olmasın da hani tek Survivor değil ki olay. Hani o yarışmalar falan çok keyifli ama ortam pek güzel değil. Bu seneki özellikle iyice artık baydı yani. Çok fazla. Neyse. Acun Bey de burada. Evet. Neyse, güzel ama yani. Saygı duyuyorum. Burcu senin? Onun düşüncesi. Ben de yani. O dedi biz de dedik. Hayır, program önce Ufuk dedi ki bu konuya lütfen değin dedi. Ben de değindim. Evet. Hep sen mi bizi patlatacaksın? Biraz da biz seni patlatalım. Fikri Hoca haricinde emek veren herkes. Artı şunu da söylüyorum, gelecekte Buse'nin unuttuğu bir fakta var. Gelecekte milli takımda inşallah oynar. Hani buradan işte Ferhat antrenör, Ferhat Hoca olsun. Ondan sonra Voleybol Federasyonu'nun çeşitli kademeleri olsun. Daha sonra geleceğiz ona. Burayı da kesmeyeceğiz. Hani programdan sonra arıyorlar bizi. Diyorlar ki ya şurayı kesebilir miyiz? Hayır, burayı kesmeyeceğiz. Uzun uzun konuşup kesmeyeceğiz diye. Kapağı da atmayız. Evet. Burada. Ya ben de makarna yapabiliyorum aslında. Ya makarna saymayın Allah aşkına. Pek yemekten ben de anlamam. Yani hazır şeyleri alıp
işte kızartırım, pişiririm ama fırında kremalı... Hazır şeyleri almak. Buse'nin dinleri alıp katılıyorum demek ki. Hayır, fırında kremalı patates çok güzel yaparım. Bir gün size yaparım. Ay ben tamam. Çok severim. Evet. Çok gerçekten güzel. Onu güzel yaparım. Burada gün yani yaparız. Bir yapabildiğim o yani. Tutam sahanın ortasında. Sen kısırı yap getir. Sen patates salatı. Ben patates salatı. Ay, sen 3 numaraya geç, kısırı koy. 6 numara pişti mi diye. Güzel. Peki son sorumuza geliyoruz. Ceren bakalım, bakalım. Ne efendim? Ceren diyecek yine dedim. Hayır. Şimdi bir konuğumuz var. Size sürpriz yapıyoruz. Kapıdan. Maskeyle gittik. Ay dur bakalım. Şimdi büyük ikramiye. Ne oldu? Ne oldu ya? Çıkmayacak o. Israrla sorma. O çıkmıyor. Şans oyunu oynuyor musunuz? Hiç oynamam. Şansa inanıyor musunuz? Ben yılbaşı zamanı oynuyorum bir tek. Ben de. Neden? Pek inancım olmadı. Benim de. Herhalde. Şansa inancınız yok yani. Hayır, şansa var. Şans oyununa yok. Aynen, şans oyununa yok. Tamam da şans oyununda şansla ilgili bir şey. Evet de öyle düzenli oynamıyorum yani. Çıkarsa ne yapacaksınız? Çıkarsa ne yapacağız? Soru bu. Uzatma sene geldi. Vallahi ben pek oynamadığım için bunun hayalinde herhalde hayalinde çok... Yılbaşını yani. Aldığına göre. Ya bizim aslında Buse ile konuştuğumuz bir şey vardı. Bu sadece şans oyunundan kazanacağım parayla alakalı değil de. Kesin yardım yapacaklar. Hayır. Hayır tabii ki. Hayır tabii ki yardım. Tabii yok ki yardım o muhakkak, o muhakkak olur da. Zaten hani kendi kazancımız olarak da ne kadar çok kazanırsak kazanalım. Şu an belli bir hayat standardımız var ve bizim bunu değiştirmek için özel, yani büyük bir isteğimiz yok. Şu anki hayatımızdan mutluyuz. Yani o bizim için tamamen bir güvence olur geleceğe yönelik. Evet. Yani şu an yaşadığımız standart gerçekten bizi tatmin ediyor. Biz mutluyuz ve 10 milyon hani... TL çıktı. Tamam. Yani ya en fazla hani, bir ev alıyorsun, araba alıyorsun. Aynen öyle. Şu anda zaten yani, ben istediklerimi yapıyorum hayatta. Kesinlikle yani. Öyle yani. Şu an yaşadığımız hayattan gerçekten çok memnunuz. Fransa sahilleri. Fransa sahilleri. Şimdi de gidebiliriz bak, yani. İşte yani, aynen. O şey değil ki. Hani işin belki lüks kısmını biraz daha arttırabilirsin aynen. Ama hani bu bizim gerçekten paramız var diyorlar. Israr etme. Hayır. Yani. Hayır. Çok şey lüks kısmına yani. Ama sen de mi şimdi? Olmadı bu. Hakikaten tuzumuz kuru diyor. Evet. Onlar alakası yok yani. Hani voleybola devam eder misin? Tabii ki ederim. Edersin. Ederim. Ha. Peki voleybolla ilgili neler yaparsın? Projelerin ne olur? Hani ne katkılarda bulunursun? O paranın yüzde kaçını voleybola getirirsin? Yani düşünmedim. Hiç düşünmedim böyle bir şey gerçekten. Yani, ama daha hani ben hani ben başına geçip çalıştırma anlamında kesinlikle söylemiyorum. Çünkü antrenörlük çok başka bir meslek. Yani onu yapacağımı, yapabileceğime inanmıyorum. Ama hani spor okulu olabilir. Hani voleybola destek hı-hı. amaçlı. Onun dışında sizin güzel fikirleriniz olursa beraber ortaklaşa bir şeyler olabilir. Var ama biz de. Biz yani de çıkması bekliyoruz. İçin dua edelim Ceren'in. Aynen aynen. Hani o tarz aklıma yatan fikirler olduğu sürece seve seve. Ya şey diyor, para çıksın. Bakarız diye. Peki voleybol camiasındaki herkesle görüşmeye devam eder misin? Ederim tabii yani. Ederim. Zaten şu an herkesle görüşmüyoruz yani camiadayız. Evet. Yani iş dışında, sosyal hayatımızda, özel hayatımızda arkadaşlarımız olanlarla görüşüyoruz. Tanıdığımız herkesle görüşmüyoruz. Güzel. Peki. Buse senin zaten var diyorsun. Öyle bir şey demedim valla. Demedim mi demedim ben zaten. Hayır şey ya zaten güzel bir hayatımız var hepimizin yani voleybolcuların. Güzel bir hayatımız var. Hani bunun dışından dediği gibi Ceren biraz daha lükse kaçarsın yani. Hatta evini, arabanın modelini yükseltirsin evet. Bilmem ne. Bunun dışında yapabileceğin şey yardım daha çok yaparsın. Kesinlikle insanlara. Yani. Hani kişisel olarak. Aileni daha iyi standartlara getirmeye çalışırsın. Hani bunlar genel şeyler yani öyle inanılmaz uçarım kaçarım dünyayı satın alırım. Aynen yatalarım katalarım. Aynen yani ona bakarsın yani. Elbet alacaksın ne yapacaksın o parayı mezara götürmeyeceğine göre bir şekilde harcaman gerekiyor. Güzel. Çok güzel değerlendirdiniz valla. İlk defa böyle değişik sorular cevaplar aldım ve şaşırdım yani. Ben de şaşırdım. Bizim beklentimiz çok farklıydı. Ne gibi gibi? Yani senin için parayı çok sever dediler falan. Her neyse onu sonra şey yapacağız. O da mı videolarda vardı? Elif söylemişti. Ben eczacı başından tanıyorum demişti Buse'yi. Sen ne yaparsın Burcu? Ben aslında şöyle bir şey düşünüyorum ya okul yaptırırım herhalde. Okul yaptırırız. Evet. İşte ya yine olur ama yani hani başka düşünemem. Okul tam yaptırırım, hastane yaptırırım. Süpersiniz abi. Ama hayır, şu anda gerçekten hayat standartlarımız iyi yani. Hani bilmiyorum ekstra ne yapılır. Güzel. Hani okul yaptırırım, hastane yaptırırım. Ama bu senin bizi ters köşeye yatırmaya çalıştığın evet. gibi çok iyi olduğu için değil. Yani bence bu tamamen hani nasıl söyleyeyim azla yetinmek de değil de hani o kadar da haksızlık yapmayalım. Evet. Ama hani bulunduğumuz konum gereği yani mesleğimizde
aile hayatımızda çok şükür yani gerçekten. Evet. Hani mutlu olduğumuz, huzurlu olduğumuz için yani. Bunun da tabii ki parayla bağlantısı var ama para direkt olarak amaç değil yani. O yüzden... Yani sonuçta gelirin arttıkça giderin de artıyor. Evet. Hani o yüzden hiçbir zaman onun bir dengesi yok yani. Ne kadar gelirin varsa o kadar da giderin olacak yani. Ciren'in dediği gibi ters köşeye yatırmaktan ziyade hani ben şöyle bir şey beklerdim sizden. Böyle çok büyük paralar aldığınız zaman mesela Buse dedi ki işte Supi hocanın çok bana katkısı var. Mesela Supi Doğancı spor okulu açar, her şeyini ona bırakırdım mesela. İşte Ceren, işte Burcu biz, gibi hani sen böyle sen de işini daha... biraz politik tarafına geçti şu anda. Peki. Arkadaşlar katıldığınız için size çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Valla çok keyifli oldu hakikaten. Hepiniz de çok samimi içten şeyler söylediniz. İlk defa bu kadar kötü olduk biz. Çok teşekkürler. Değerli voleybol severler, bir blockout programının daha sonuna geldik. Konuklarımız yine çok keyifli, çok değerli insanlardı. Bir sonraki hafta yeni konu ve konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.